Yıldızların uzaklıklarını ölçmek, astronomi bilimindeki en zorlu problemlerden biridir ve bu nedenle astronomlar, bu probleme farklı yaklaşımlar ve teknikler kullanarak yanıt aramaktadır. Öncelikle, yıldızların uzaklığı, iki ana kategoride ölçülür. Bunlar yakın yıldızlar ve uzak yıldızlardır. Yakın yıldızlar, Güneş sistemine en yakın olan yıldızlardır ve bu nedenle daha doğrudan bir şekilde ölçülebilirler. Uzak yıldızlar, galaksimizin dışındaki yıldızlardır ve bu nedenle ölçmek için daha zorlu teknikler gerektirirler. Yakın yıldızların uzaklıkları, paralaks adı verilen bir ölçüm yöntemi kullanılarak ölçülebilir. Bu yöntem, yıldızın konumundaki değişiklikleri ölçerek yıldızın Güneş sistemine olan uzaklığını hesaplamak için kullanılır. Paralaks, bir yıldızın gözlemlendiği iki farklı nokta arasındaki açısal değişikliği ifade eder ve bu açısal değişiklik, yıldızın Güneş sistemine olan uzaklığı ile ilgilidir. Bu yöntem, öncelikle yıldızın konumunu iki farklı noktada gözlemlemeyi gerektirir. Bu genellikle Dünya'nın Güneş'in çevresindeki yörüngesinde bir yıl boyunca hareket etmesiyle elde edilir. Gözlem, Dünya'nın Güneş'in bir yanında, diğer gözlem ise yıldızın Güneş'in diğer tarafında gerçekleştirilir. Gözlemler sırasında, yıldızın konumu diğer nesnelere göre sabit kalırken, yıldızın konumu, Dünya'nın hareketi nedeniyle değişir. Bu nedenle, yıldızın pozisyonunda gözlemlenen küçük değişiklikler, yıldızın paralaks açısını gösterir. Paralaks açısı, yıldızın Güneş sistemine olan uzaklığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, paralaks açısını ölçerek, yıldızın uzaklığı hesaplanabilir. Paralaks açısı, genellikle milisaniye cinsinden ifade edilir ve yıldızın Güneş sistemine olan uzaklığı arttıkça, paralaks açısı da azalır. Bu nedenle, daha uzak yıldızlar için paralaks açısı çok küçük olabilir ve ölçmek zor olabilir. Yakın yıldızlar için paralaks ölçümleri oldukça doğru sonuçlar verirken, uzak yıldızlar için bu yöntem yetersiz kalır. Bu nedenle, uzak yıldızların uzaklığı için farklı teknikler kullanılır. Uzak yıldızların uzaklığı, uzaklık modülü adı verilen bir ölçüm yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bu yöntem, yıldızın görünür parlaklığından yola çıkarak, yıldızın gerçek parlaklığını ve buna bağlı olarak yıldızın uzaklığını hesaplamak için kullanılır. Yıldızların parlaklıkları, mutlak parlaklık adı verilen bir özelliğiyle tanımlanır. Mutlak parlaklık, yıldızın ne kadar parlak olduğunu ve gerçek parlaklığını ifade eder. Ancak, yıldızın görünür parlaklığı, yıldızın konumuna ve uzaklığına bağlıdır. Bir yıldızın görünür parlaklığındaki değişimler, yıldızın uzaklığı ile ilgilidir. Bu nedenle, yıldızın mutlak parlaklığı ve görünür parlaklığı arasındaki fark, yıldızın uzaklık modülü olarak bilinen bir değeri hesaplamak için kullanılabilir. Uzaklık modülü, yıldızın uzaklığı ile ilgili bir ölçümdür ve bu değer, yıldızın mutlak parlaklığına ve görünür parlaklığına dayanarak hesaplanır. Uzaklık modülü, genellikle magnitüt cinsinden ifade edilir ve yıldızın uzaklığı ile doğru orantılıdır. Uzaklık modülü hesaplamak için, öncelikle yıldızın görünür parlaklığı ölçülür. Genellikle bir teleskop veya fotoğrafik film kullanılarak yapılır. Ardından, yıldızın mutlak parlaklığı belirlenir. Mutlak parlaklık, yıldızın renk sınıfına ve sıcaklığına bağlıdır. Bu sınıflandırmalar, yıldızların spektrumlarına dayanarak yapılır. Yıldızın mutlak parlaklığı belirlendikten sonra, uzaklık modülü hesaplanabilir. Uzaklık modülü, yıldızın görünür parlaklığından mutlak parlaklığı çıkarılarak elde edilir. Uzaklık modülü, magnitüt cinsinden ifade edilir ve görseldeki formül ile hesaplanır. Burada, küçük m görünür parlaklık, büyük m mutlak parlaklık ve de yıldızın parsek cinsinden uzaklığıdır. Formüldeki 10 değeri, bir parsekin yaklaşık olarak 10 trilyon kilometre olduğu gerçeğine dayanır. Bu formül, yıldızın uzaklığını hesaplamak için kullanılan uzaklık modülü yönteminin temelidir. Bu yöntem, özellikle uzak yıldızların uzaklığı için oldukça doğru sonuçlar verir. Bununla birlikte, bazı yıldızlar için uzaklık modülü yöntemi yetersiz olabilir.
bu yıldızlar, özellikle süpernova patlamaları gibi olaylarla birlikte yoğunlaşan gaz ve toz bulutları tarafından örtülebilir. Bu durumlarda diğer ölçüm yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, yıldızların spektrumları incelenerek, yıldızın kimyasal bileşimi ve sıcaklığı hakkında bilgi edinilebilir. Bu bilgiler, yıldızın gerçek parlaklığı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve uzaklığı hesaplamak için kullanılabilir. Ayrıca, yıldızların yüzeyindeki hareketleri ve değişimleri de uzaklık hesaplaması için kullanılabilir. Örneğin, cepheid değişen yıldızlarının periyodik olarak değişen parlaklıkları, yıldızın gerçek parlaklığı ve uzaklığı hakkında bilgi sağlayabilir. Her yöntemin kendi avantajları ve sınırlamaları vardır ve yıldızın özelliklerine bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilir. Ancak, tüm bu yöntemler, evrenimizdeki yıldızların konumları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olur. Yıldızların uzaklığı, gökbilimde çok önemli bir ölçümdür ve teleskoplar bu ölçümü yapmak için hayati bir araçtır. Yıldızların uzaklığını ölçmek için teleskoplar, yıldızların konumunu ve hareketini inceleyerek, yıldızların paralaks açısını veya diğer özelliklerini ölçerler. Bu amaçla, teleskopların optik performansı ve ölçüm doğruluğu son derece önemlidir. Büyük aynalı teleskoplar. Uzak yıldızların parlaklığı, ışığın uzun mesafeler boyunca seyahat etmesi nedeniyle oldukça düşüktür. Bu nedenle, yıldızların uzaklığını ölçmek için, büyük aynalı teleskoplar gibi yüksek çözünürlüklü teleskoplar kullanılır. Bu teleskoplar, yıldızların parlaklığına rağmen yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek için çok hassas optikler içerir. Hubble Uzay Teleskobu. Uzay teleskopları, atmosferik bozulmaların neden olduğu optik bozulmalardan kurtulabilen en iyi teleskoplar olarak bilinir. Hubble Uzay Teleskobu, uzayda bulunması nedeniyle, toz ve gaz bulutları gibi engellerin neden olduğu görüntü bozulmalarından etkilenmez. Bu nedenle, uzak yıldızların konumunu ve hareketini daha doğru bir şekilde ölçmek için kullanılır. Çoklu teleskop dizileri. Çoklu teleskop dizileri, birden fazla teleskobun birleştirilmesiyle oluşur. Bu teleskop dizileri, aynı anda birçok yıldızın konumunu ölçmek için kullanılabilir. Bu yöntem, daha yüksek çözünürlük ve daha hassas ölçümler sağlayabilir. Uzun pozlama süreleri. Uzun pozlama süreleri, uzak yıldızların görüntülenmesinde de kullanılan bir yöntemdir. Teleskop, uzun süre boyunca aynı yıldızın görüntüsünü alarak, yıldızın konumundaki değişimleri tespit edebilir. Bu yöntem, yıldızların paralaks açısı ölçümlerinde kullanılabilir. Farklı dalga boyu gözlemleri. Farklı dalga boyu gözlemleri, yıldızların konumunu ve özelliklerini ölçmek için kullanılan bir başka yöntemdir. Bu yöntem, yıldızların parlaklığına ve hareketine bağlı olarak değişen farklı dalga boylarında ışığı ölçerek, yıldızların özelliklerini belirleyebilir. Örneğin, kızılötesi dalga boylarında gözlemler yapmak, soğuk yıldızların özelliklerini daha doğru bir şekilde ölçmek için kullanılabilir. Görüntü işleme. Teleskopların uzak yıldızların konumunu ölçmesi için bir diğer yöntem, görüntü işleme teknikleridir. Bu teknikler, teleskop görüntülerindeki yıldızların konumlarını belirleyebilir. Bu yöntem, yıldızların paralaks açısı ölçümleri gibi hassas ölçümler için kullanılabilir. Gelişmiş veri analizi. Uzak yıldızların konumunu ölçmek için gelişmiş veri analizi teknikleri kullanılır. Bu teknikler, yıldızların hareketlerini ve konumlarını daha doğru bir şekilde hesaplamak için verileri inceleyebilir. Adaptif optik. Atmosferik bozulmalar nedeniyle oluşan optik bozulmaları en aza indirmek için adaptif optik teknolojisi kullanılır. Bu teknoloji, teleskopun aynalarını hızlı bir şekilde ayarlayarak atmosferik bozulmaları düzeltir. Bu yıldızların daha net bir şekilde görüntülenmesini sağlar ve yıldızların uzaklığının daha doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar. Yüksek hassasiyetli algılayıcılar. Uzak yıldızların konumunu ölçmek için kullanılan teleskoplar, yüksek hassasiyetli algılayıcılar içerir.
Bu algılayıcılar, yıldızların çok düşük seviyelerdeki ışığını bile algılayabilir ve bu ışığı ölçebilir. Veri paylaşımı. Yıldızların uzaklığını ölçmek için kullanılan teleskoplar, dünya çapında bulunabilir. Bu nedenle, teleskoplar arasında veri paylaşımı yapmak, daha hassas ölçümler yapmak için kullanılabilir. Bilim insanlarının yıldızların uzaklığı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve evrenin yapısını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bir yıldızın uzaklığını ölçmek için kullanılan bir örnek, Alpha Centauri yıldız sistemidir. Alpha Centauri, Güneş sisteminden yaklaşık 4,37 ışık yılı uzaklıktadır ve Dünya'dan çıplak gözle görülebilir. Ancak, Alpha Centauri'nin uzaklığı tam olarak ölçmek için paralaks açısı yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem kullanılarak, Alpha Centauri'nin ortalama uzaklığı yaklaşık 1,34 parsek olarak ölçülmüştür. Bu yaklaşık 4,37 ışık yılına eşdeğerdir. Paralaks açısı yöntemi, Alpha Centauri'nin uzaklığını ölçmek için kullanılan en hassas yöntemlerden biridir. Paralaks açısı yöntemi, Alpha Centauri yıldız sistemini incelemek için yeterli olan teleskoplar kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntem, yıldızların uzaklıklarının ölçülmesinde temel bir yöntemdir ve özellikle yakın yıldız sistemleri için kullanılır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.